Sevgili seyirciler, Akıllı Şehir ödüllü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Ankara'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ne katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kongrede yenilikçi yerel politikalarla dönüşen şehirlerimiz konulu panelde Akıllı Şehir Denizli'yi anlattı. Türkiye Belediyeler Birliği'nin Cumhurbaşkanlığı imayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliğinde düzenlediği Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi Ankara'da yapıldı. Ata Uluslararası Kongre ve Fuar Merkezi'nde düzenlenen ve 2 gün süren organizasyonun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaparken kongrede 31 ülkeden 100'ün üzerinde katılımcı konuşmacı olarak yer aldı. Akıllı şehir teknoloji uygulamalarının yaygınlaştırılması ve belediyelerde hizmet sunum standartlarının yükseltilmesinin amaçlandığı kongre 3 ana oturum, 12 panel ve 6 seminer şeklinde gerçekleştirildi. Tabii Denizli kendi içinde çok özel şeyleri barındıran bir şehir, güzel bir şehir Denizli. Denizli hele hele tekstilde, bornoz havluda, tabii ki burada Bursa'mız var, Antep'imiz var. Ama Denizli de bir tekstil şehridir. Ve diğer sanayi alanlarında Denizli ihracat bir şehridir. İhracat yapan bir şehir. Şu anda ilk 9'dayız. İhracat sıralamasında Türkiye'de. Denizli üreten bir şehir, çalışan bir şehir, çalışkan bir şehir. Bunun yanında Denizli turizm bir kentidir. Belki ilk baktığımızda anlaşılmaz ama Türkiye'de gelen turist sayısı anlamında il bazında Denizli 5. sıradadır. 2,5 milyonun üzerinde Denizli'mize turist gelir, ziyaretçi gelir yurt dışından. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gazeteci Okan Müderrisoğlu'nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen yenilikçi yerel politikalarla dönüşen şehirlerimiz konulu panelde konuşmacı olarak katıldı. Denizli'nin kendi içinde çok özel şeyleri barındıran güzel bir şehir olduğunu belirten Başkan Zolan, Denizli'nin ihracatta 9. şehir olarak üreten bir kent olduğuna dikkat çekti. Tabii başta Pamukkale'miz olmak üzere, o 19 tane antik kentimiz kültür anlamında, inanç turizmi anlamında, o jeotermalimizle birlikte sağlık turizm anlamında, yaylalarımızla, spor turizmle ve işte yeni yaptık Ege'nin kayak merkezi, Denizli'de kayak merkezimiz oldu büyük şehir olarak onu da gerçekleştirdik. Yani sportif anlamda da, turizm anlamda da birçok güzelliğe sahip ve ziyaretçi sayısı anlamında 5. olan. Ve tropikal meyveler dışında her ürünün üretildiği bir şehir Denizli. Tarım alanında da güçlü bir şehir. Birçok ürünlerde ilk 3'tedir. Üzümde, elmada, çekirdek, çerezlik ağaç çekirdeğinde, narda, kirazda. Bunlar hep böyle ilk 3'te, ilk 5'te, 1'de. Bir örnek vereyim, belki bilginiz mutlaka olmaması mümkün. Mesela kekik anlamında dünyanın kekiğinin %65'ini Denizli üretiyor. Başkan Osman Zolan konuşmasında 2020 Denizli Yılı projesine de değindi. Bu kapsamda çalışmalarının detaylarını aktaran Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan yapılan hazırlıkları da anlattı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen 2017 Akıllı Şehir Uygulamaları Ödülü bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi kongrenin ardından düzenlenen sergide stand açarak akıllı şehir uygulamalarını anlattı. Denizli ile ilgili kutlamaların ve etkinliklerin tanıtımının yapılması ile ilgili karar alındı. İnşallah başta Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanlarımızın ve tüm buradaki bulunan başkanlarımızın destekleriyle bu 2020 yılını inşallah güzel bir şekilde kutlamayı, anmayı ve tabii ki Denizli'mizi anlatmayı, o güzellikleri herkese paylaşmayı arzu ediyoruz. İnşallah o noktada da vatandaşımızın çok büyük heyecanı var. Ha, akıllı şehir dedik ya, salı günü başladı mesela sosyal medyada, bununla ilgili logoya çıktık. Trafik yönetim sisteminden, ulaşım portalına, adres bilgi sisteminden, coğrafi bilgi sistemlerine kadar onlarca akıllı şehir uygulaması katılımcıların yoğun ilgisini çekti. Evet, başkentle devam edelim. Bültenimize sevgili seyirciler, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında başkentin gündemini belirleyen yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Değerli basın mensupları, geçtiğimiz hafta 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Belediyemizin tesislerinin şartları nedeniyle
sizleri 2-3 farklı grup olarak ağırlamayı sürdürüyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 10 Ocak Gazeteciler Günü etkinlikleri kapsamında yerel medya temsilcileriyle bir araya geldi. Programa Ege TV Yönetim Kurulu Başkanı Adem Erdağ da katıldı. Çalışan, çalışamayan tüm gazetecilerin gününü yeniden kutluyor. Burada sizlerle birlikte olmanın büyük mutluluğunu yaşıyorum. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Zaman zaman siyasi baskı olabilir. Kimi zaman yöneticisel kararlar alınabilir. Bu durumları da basın mensuplarının şahsından ayırmak bizim görevimizdir. Ancak Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı önemli hizmetler de var. Kimseden özel bir talebimiz olmadan, asla baskı kurmadan bu haberlerin de kurumlarınızda diğer haberlerin yanında yer alması özünde bir kamu görevlisi sayılan gazetecilerden beklentimizdir. Birbirini tamamlayan bir tablonun parçaları olarak bizlerin her türlü zorluğun beraber üstesinden geleceğimize ve demokrasiye büyük katkılar sağlamaya devam edeceğimize olan inancım tamdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak basınla birlikte bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdüreceğimizin de sözünü bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çok samimi bir şey de söylemek istiyorum. Evet, her ne kadar birbirinden farklı ise de dağıtıcılardan gazetelerin yerine ulaşması, evlerine ulaşmasına kadar haberin yapılması, yazılması, dağıtılması bir bütündür. Gençlik Parkı konuk evinde gerçekleşen ve gazetecilerin büyük ilgi gösterdiği buluşmada Başkan Yavaş gazetecilerin sorularını tek tek yanıtladı. Başkan Yavaş gazetecilerin ve haberciliğin gücüne hep inandığını ifade etti. Kulüslerle ilgili de çalışmamız devam ediyor. Biz yılbaşından önce başvurmuştuk yatırım programına alınsın diye ama yatırım programına alınmamış. Tekrar başvursunlar demiş, başvuracağız. Öncelikle yatırım programına alınması gerekiyor. Biz belediyede sözleşme imzalaması için genel müdürümüzü yetkilendirdik. Süreç devam ediyor. Ne kadar çabuk olursa o kadar bizim için de iyi olacak, Ankara'da için de iyi olacak. Bu arada da ulaşımla ilgili bazı problemleri çözmek için işte bu Akıllı Şehirler, Akıllı Ankara projesi içerisinde iki ayrı gruba, birisi Avusturya'da, bir Türk firması yine, birisi bir İstanbul firmasına hangi duraktan saat kaçta kaç kişi biniyor? Başkan Yavaş gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara'nın trafik sorununu raylı sistemle aşmak istediklerini kaydetti. Metro hatlarının haricinde iki tane hafif raylı sistem projesi planladıklarını da belirtti. En son Ulaştırma Bakanlığı'na yaptığımız görüşmede hayır dediler. Biz Keçiören'in üzerinden şeyi yaptık, projesini bitirdik. Bunu buradan biz yapacağız dediler. Peki siz yapıyorsanız biz o hattan çekiliyoruz dedik. Bir de Mama 6 duraklık, dikim evinden 6 duraklık metronun projesini yaptırıyoruz şu anda. Mama'ya kadar uzatacak şekilde. Bunun yanında da ele alacağımız bir tane metro neresi olursa bunu halka soracağız. Neden halkını soracağız? Sevgili seyirciler, CHP Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Gürizar Biçer Karaca Denizli'de inşaatları tamamlanmayan okullar konusunu ve öğrencilerin mağduriyetini Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Karaca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da çağrıda bulundu. Sayın Biçer Karaca, teşekkür ederim Sayın Başkan. Denizli'de birçok okul değişik gerekçelerle yıkılıp yandaş müteahhitlere ihale edildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, Denizli'de yapımına uzun süre önce başlanmasına rağmen inşaatları yarıda kalan okulların ve mağdur öğrencilerle velilerin sorunlarını Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gündeme getirdi. Karaca, Denizli'de birçok okul değişik gerekçelerle yıkıldı dedi. Müteahhitler kaçtı, çocuklarımız okul yollarında sefil duruma geldi. Denizli'mizin en büyük mahallelerinden birisi olan Pamukkale ilçemizin 20 bin nüfuslu Fatih Mahallesi'nin tek ilkokulu Adil Demirören Mustafa Musol İlkokulu 2017 Haziran ayında yıkıldı. Karaca, Fatih Mahallesi'nde 2017 yıl Haziran ayında yıkılan Adil Demirören Mustafa Musol İlkokulu'nu örnek verdi. Çocukların sesleriyle dolması gereken sınıflar uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş. Okul bahçeleri çöplüğe dönüşmüştür dedi. Ve 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına yetişeceği sözü verildi. Girdiniz. 800 öğrencimiz hala yollarda sefil bir durumda. Kışın zor şartlarında okula gitmeye çalışmaktadır. Çocukların sesleriyle dolması gereken sınıflar uyuşturucu kullananların mekanı haline gelmiş. Bahçeler ise çöplüğe dönüşmüştür. Milli Eğitim Bakanımız
Basınla kahve içmek yerine çocuklarımızın okul inşaatlarının tamamlanması ve yandaş müteahhitlere değil liyakatlı ellere inşaatları teslim etmesi gerekir. Teşekkür ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Gülizar Biçerkaraca, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a da çağrıda bulundu. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri olarak gösterilen Agro Expo, Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 15. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Vekili Sayın Cemil Cuma. İzmir'de 15.sü düzenlenen Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agro Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 75 ülkeden 950 katılımcı ve 360 bin ziyaretçi ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın en büyük 4 tarım fuarı arasında yer alan 15. Agro Expo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı 06-09 Şubat 2020 tarihinde kapılarını tarım sektörüne açacak. Evet, dikkat ederseniz Avrupa'nın dört büyük tarım fuarından biri ifadesini kullandım. Bunun sebebi çok değerli dostlarım, Türkiye'nin en eski ve en köklü tarım fuarını düzenlemekte olan biz Orion Fuarcık şirketi olarak duyduğumuz büyük gurur ve onurdur. Evet değerli dostlarım, 2019 yılının Şubat ayında düzenlediğimiz fuar 110 bin metrekare sergi alanında 70 ülkeden 854 firmanın katılımıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin dört bir köşesi ve yurt dışından 337.240 ziyaretçiyi ağırladı. Avrupa standartlarında düzenlenen fuar yenilikleriyle yine tarım sektörüne damga vuracak. Bu bir rekor. Biraz önce ifade ettiğim gibi bu rekor bizi artık uluslararası ölçeğe yıllar öncesinden taşımış oldu. Agro Expo 2019 yılında 600 milyon doların üzerinde iş hacmi yaratarak sektörün lider fuarı olmaya devam etmiş ve fuarda 15 ülkenin tarım bakanlarının katılımı ile Türkiye'de ilk kez tarım bakanları zirvesi gerçekleştirilmiştir. Ve biz Orion Fuarcılık olarak bu etkinliklere ev sahipliği yaptık. Gerek ziyaretçilerin, gerekse katılımcıların Türkiye'nin en büyük tarım ve hayvancılık fuarı olan Agro Expo'ya tam not vermeleri 2020 hedeflerimizi daha da yukarıya taşımamızı sağladı. Orion Fuarcılık ev sahipliğinde Türkiye'nin en modern ve en büyük fuar alanında düzenlenecek olan 15. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı bu yılda sizlerin desteğiyle gerçekleşecek. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açılacak olan fuarda yine 4 gün boyunca birbirinden önemli paneller, yenilikçi tarım makineleri, inovasyon sunumları, 2020 yılı yeni model traktör lansmanı, hayvan ırk tanıtımları ve birbirinden renkli yarışma ve etkinlikleriyle tarımın kalbi fuar İzmir'de atacak. 110 bin metrekare sergi alanında 75 ülkeden 954 firma ile, katılımcı firma ile 360 bin ziyaretçinin hedeflendiği fuarımız biraz önce altını önemli çizdiğimiz gibi Avrupa'nın en büyük 4 uluslararası tarım fuarından biri olma özelliğinde devam ettirecek. Ve bizler de Orion Fuarcılık olarak elbette bunun haklı gururunu sürdürüyor olacağız ve bu tüm İzmir'le birlikte olacak. Ve her yıl çıtayı daha da yükselterek, gelişerek büyüyeceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz açıklamalarda bulunarak milliyetçiliğin ve ülkücülüğün vatanın bölünmezliği için canını seve seve feda etmek olduğunu söyledi. Türk'üm! Doğruyum! Çalışkanım! Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz, ebediyete intikal eden tüm dava arkadaşlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ziya Gökalp'in "Vatan uğruna hayatlar feda olunan mukaddes bir ülkedir" ifadesi bize şiar olmuştur. Milliyetçi, ülkücü hareket hakkın ve hakikatin kutlu davasıdır. Cesaret, feraset, ahlak ve inanç yürüyüşünün harekete geçmesidir. Zamanlar üstüdür ve geçmişten geleceğe durmadan, yorulmadan yürür.
Bizim hareketimiz milli ve manevi değerleri her koşulda sahip çıkmaya ant içmiş kutlu bir davadır. Toprağa düşen ilk fidan, ilk şehidimiz Ruhi Kılıçkıran, Gümrük ve Tekel eski bakanımız Gülsü Asak, Dursun Önkuzu, Mustafa Pehlivanoğlu, Fırat Yılmaz Şoföroğlu ve nice kahraman yiğit tarihin akışına yön vermiş, ebedi vatanımıza milli varlık ve birliğimiz için gözünü kırpmadan şehadete yürümüştür. Genel Başkanımız Sayın Doktor Devlet Bahçeli Beyefendinin önce ülkem ve milletim ifadeleri siyaset üstü bir onurlu duruşun açık göstergesidir. Türk İslam ülküsü misyonumuzu ve geleceğimizi hep birlikte inşa etmeye kararlılığımız, millet oluşumuzun ve kardeşliğimizin her zaman ayakta kalmasının yegane yol göstericisidir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak dünyayı Türkçe okur, milli bekamıza varlığımızla sahip çıkmayı düstur ediniriz. Şanla, şerefle yarım asra mührünü vuran bir hareketin her daim neferleriyiz. Ne mutlu Türk'üm diyene ifadelerine yer verdi. Türkiye Kamusen Uşak İl Temsilciliği üyeleri, sevgili seyirciler, ceplere yansımayan maaş artışlarını protesto etmek için maaş bordrolarını yaktı. 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır. Kamu görevlileri bugün Ağustos ayındaki toplu satış sözleşmesinden beri ifade ettiğimiz acı gerçekle yüz yüze kalmıştır. Tiritdoğlu Parkı'nda düzenlenen eyleme Türkiye Kamusen İl Temsilcisi Mustafa Yüksel, Kamusen'e bağlı sendika temsilcileri ve sendika üyeleri katıldı. Kamusen İl Temsilcisi Mustafa Yüksel, 3 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon emeklinin 2 yıl sürecek çileli geçim mücadelesi başlamıştır dedi. Buna göre memurlar ortalama 160 TL, emekliler ise 100 TL zamla 6 ay boyunca idare etmek zorunda kalacaklardır. TÜİK'in resmi rakamlarına göre geçtiğimiz yıl gıda fiyatları ortalama %10.9, mutfak tüpü %17.6, doğalgaz %22, elektrik %18.3 zamlanmışken maaşlara %4 zam yapmak adeta memur ve emeklerle alay etmek demektir. Ekonomi iyi yolda. İstikrar sürüyor. Enflasyon düşüyor masalı. Çarşı pazardaki gerçek fiyatlarla kabusa dönüşmüştür. Yetkililer hedef enflasyonu bilinçli olarak düşük göstererek memurlarımızı düşük ücret artışına mahkum ederken milletimizi zorunlu harcamalarında dahi enflasyon canavarına teslim etmektedir. Geçtiğimiz yıl bizleri %4 artı 5'e mahkum edenler bu yılda %4 artı 4'e mahkum ediyorlar. Memurları, emeklileri enflasyonun altında ezdiniz. Biliniz ki memurlar bir darbeyi daha kaldıramaz. TÜİK Bölge Müdürlükleri ve Genel Merkezi her kesimin hedefinde vatandaşın ve bazı sendikaların iddiasına göre TÜİK gerçek istatistikleri değil merkezi yönetimin istediklerini açıklıyor. TÜİK'in bu rakamları aldığı yerleri doğrusu merak ediyoruz. Eğer TÜİK'in rakamları gerçekse TÜİK bir market açsın, hepimiz oradan alışveriş yapalım. Bizim de enflasyonumuz TÜİK'in enflasyonu ile eşitlensin. Vatandaş geçim sıkıntısından, maaşların azlığından ama vergilerin ve zamların yüksekliğinden şikayet ediyor. Vatandaşın geçim derdi ve yüksek perdeden ses yükseltmesi en çok da Türkiye İstatistik Kurumu'ndan çıkan araştırma ve istatistik sonuçlarından sonra iyiden iyiye arttı. Zira vatandaş geçim sıkıntısının ve hayat pahalılığının çarşıda, pazarda veya günlük hayatta yaşadığı ekonomik zorlukların nedenini yaptığı araştırma ve istatistiklerden yola çıkılarak belirlenecek zamlara istatistik datası oluşturan TÜİK'e bağlıyor. Efendim, enflasyon rakamları açıklandı. Aralık ayı enflasyonu 0.74 olarak açıklandı. Biz TÜİK Bölge Müdürü Sayın Mehmet Akyol'u soracağız. Enflasyon rakamları neye göre belirlendi ve yıl içerisinde hem Manisalılar hem Türkiye'de yaşayan vatandaşlar neyle karşılaşacaklar? Ekonomik kriz devam edecek mi? Vatandaşın alım gücü hem kesesine hem mutfağına hem de tenceresine nasıl yansıyacak? Türkiye İstatistik Kurumu Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol'a kurumun araştırmalarını, istatistiklerini ve datalarını
nasıl belirlediklerini sorduk. Bizim elemanlarımız her ay 10'u, ayın 10'unu içine alan hafta ve 20'sini alan hafta iki kez alan ziyaretleri yapmakta. Bu alan ziyaretinde iş yerlerine, halkın yoğun olarak alışveriş yaptığı iş yerlerine ziyaret etmekte ve burada fiyatları sorgulamakta. Hane halkı bütçe anketi diye bir çalışmamız var bizim. Bu çalışmada da bir haneye ayda 8 kez ziyaret ediyoruz. Bu ziyaret sonucunda elde edilen veriler, tabii ki sadece bir hane değil, benim bölge müdürlüğünde 48 hane, her ay farklı 48 haneyi ziyaret ediyoruz. Bu 48 haneden elde edilen aylık olarak veriler, hangi malı almış, hangi geliri elde etmiş, bunları bir veri tabanda toparlanıyor. Sonra merkeze gönderiyoruz. Merkez tüm Türkiye'de toplanan bu verilerinin ağırlıklandırmasını yapıyor. Eğer ağırlık binde birden fazlaysa enflasyon sepetine dahil oluyor bu mal. Eğer binde birden daha azsa bu malın ağırlığı, bütçedeki ağırlığı sepetten çıkartılıyor. Sepetteki ürünler tamamen bu yönteme göre verilir. Ve aynı zamanda pazar fiyatları vardır. Ayda 4 kez pazar fiyatlarına gidilir. Bu 4 ilde yine. Sonra bu veriler sisteme yüklenir. Merkezde de Lasperis endeksi denen, yine Eurostat tarafından kabul görmüş endeks yöntemiyle, zincirleme Lasperis endeks yöntemiyle göre enflasyon hesabıdır. Bizim topladığımız şu anda sepette var olan 912 çeşit madde var. Bizim bölgemizde 3000'e yakın iş yeri, 2921 adet iş yerine ayda 2 kez elemanlarım benim ziyaret ediyor. Ve bu ziyaretler sonucunda yaklaşık 25 bin fiyat değerleniyor. Ve benim 13 tane elemanım sırf sadece alanda bu verileri değerlemek için toplanıyor, çalışıyor. Ve aynı zamanda sadece bu değil, kiracılar da, ayda bir kez kiracılar da ziyaret ediyor. Benim bölgemde yaklaşık 140 tane kiracıyı elemanlarım ziyaret ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yanlış bilgiler açıkladığını iddia eden kesime ise TÜİK Manisa Bölge Müdürü Mehmet Akyol, yüksek perdeden cevap verdi. İddiaya ilişkin Mehmet Akyol, kendilerine hiç kimsenin veya kurumun müdahale etmediğini, hiç kimsenin baskısı altında olmadıklarını söyledi. Siz hiç genel müdürlükten, yani bölge müdürlüğü olarak genel müdürlükten müdahale alıyor musunuz? Bizler namusuyla çalışan devlet memurlarıyız. Ben 2004'ten beri Manisa'da bölge müdürlüğüm. Daha bugüne kadar bir kez dahi olsa hiçbir noktadan aranıp da şu fiyatları müdahale edin gibi bir durum söz konusu olmamıştır. Olamaz da zaten. Enflasyon açıklanıncaya kadar ben dahi enflasyonun kaç çıkacağını bilemem. Başkanımız da dahildir bunu. Kurumdaki her personel bunun dahildir. Bilgisayar otomatikmen sistematik olarak bunu hesap eder ve saat 10 itibariyle her ayın 3'ünde 10 itibariyle otomatikmen sistemden haber bülteni hazırlanarak kamuoyuyla paylaşılır. Sevgili seyirciler, enflasyon Aralık 2019'da %0.74 artarken yıllık bazda %11.84 oldu. Bakıp geçiyor musun? Bak, baktım geçiyorum işte. Neyle alayım? Hükümet yetkililerinin Aralık'ta enflasyon düşecek açıklamalarına rağmen Aralık ayı enflasyon oranı 11.84 oranla son 9 yılın zirvesine çıktı. Peki bu tablonun vatandaşa etkisi ne oldu? Nereye ucuz bulsak oradan alıyoruz. Manisa'da pazar yerlerini gezdik ve genç yaşlı demeden vatandaşlara ve pazarcı esnafına enflasyonun ne gibi etkileri olduğunu sorduk. Ege TV Manisa ekibi Laleli semt pazarında enflasyonun nabzını tuttu. Efendim, asgari ücret belirlendi. Asgari ücretlinin cebine girecek olan rakam 2324 lira. Aralık ayı enflasyonu da belirlendi. Aralık ayı enflasyonu 0.74 olarak belirlendi. Şimdi tabii biz enflasyonun ve zamların vatandaşın cebinde nasıl durduğunu, vatandaşın geçinip geçinemeyeceğini ve vatandaş nasıl bir ekonomik kriz içerisinde en iyi görebileceğimiz ve en iyi analiz edebileceğimiz yerdeyiz. Bir semt pazarındayız. Manisa Laleli semt pazarındayız. Şimdi vatandaşa soracağız. Geldiniz,
torbalarınızı, sepetlerinizi, çantalarınızı, pazar arabalarınızı doldurabiliyor musunuz? Elinizdeki parayla mutfağınızın ihtiyacını karşılayabiliyor musunuz? Tencerenizi kaynatabiliyor musunuz? Hep birlikte vatandaşın görüşünü alalım şimdi. Ege TV Manisa ekibi Laleli semt pazarında enflasyonun nabzını tuttu. Hayat pahalılığından yakınan Manisalılar eskiden pazara pazar arabalarıyla gelir, pazar arabalarını doldurur, bir de yanımızda getirdiğimiz pazar çantalarını da doldururduk. Şimdi pazar arabalarını bodrumlara kapattık, pazar çantalarını katlayıp kaldırdık, pazardan 2-3 poşetle ancak çıkabiliyoruz. Tenceremizi kaynatamıyoruz diyor. Bak 5 yumurta, 1 şişe acı biber. Gideceğim şuradan yeşillik alacağım, gideceğim. Balıkçıya gideceğim ama gidemiyorum. Bir maaşla nereye gider, emekli maaşına? Bak bakıyorum bakıyorum gidiyorum evime. Hmm. Şimdi eskiden tabii bu tür kıyafet tür şeyleri alırdın ama şimdi alamıyorsun anladın. Alamıyorum ablam nereye alayım? Bir ıspanak alacağım tamam bitti. Vallahi yok alamıyorum. Cebindeki para ancak o kadarına yetiyor. O kadar ablam yok. Hani uzansam alsam yetmez. Bak bak geç ablam yok. Her şey pahalandı. Millet ekemiyor biçemiyor. Tohum pahalı, ilaç pahalı. Asgari ücret zaten kaç para? Asgari ücretle bir şey çıksa pazara doğru düzgün alışveriş yapamaz. Hani derler ya kampanya var. Nerede kampanya var gözler orada asgari ücretle çalışan. Başka türlü alamıyor. İnsanlar sıkıntılı. Yani bir pazara 200 lirayla girip çıkamıyorlar. Yine de çantalarını dolduramıyorlar. Dolduramıyorlar muhakkak. Muhakkak sıkıntı büyük. Buna önlem almaları gerekiyor. İnsanları görmeleri lazım. Pazar Türkiye'nin nabzı, gerçekten nabzı. Esnafın durumu içer açısı. Esnaf malını satamıyor, malını döküyor akşam. Ne olacak yani bu esnafın hali? Bu sefer de yok vergisini ödeyemiyor, yok bağkurunu ödeyemiyor, sağlıktan faydalanamıyor. Politikacıların televizyon ekranlarında açıkladığı bu refah düzeyimiz yükseldi açıklamalarını, konuşmalarını siz gerçekçi ve samimi buluyor musunuz? Zengin yine zengin, fakir yine fakir. Şimdi zengine göre herhalde konuşuyorlar. Para evvelden kazanılıyordu teyze. Almak da pahalı, topluma vermek de pahalı mallarımızı. Evet. Sorup geçen var mı? Tabii ki. Almadan her sorup geçen var mı? Çok. Adam 250 gram loru çökeleye al ama. Onu da diye öbür ay diye. Kiramı ödeyemem diye. Ceylanımı suyumu ödeyemem. Eskiden kiloyla alınıyordu. Şimdi. Eskiden kiloyla alınıyordu. Şimdi gramla alınıyor. Sevgili seyirciler şimdi burası pazarın aslına bakarsanız giyim kuşamın olduğu yer. Ayakkabılar satılıyor, tişörtler satılıyor, çoraplar satılıyor veya takı eşyaları satılıyor. Eskiden pazarın bu bölümü doluydu. Tıklım tıklım doluydu. İnsanlar alışveriş yaparlardı. Mağazalardan alamadıkları ürünleri bu standlardan, bu tezgahlardan alırlardı. Ama şimdi bakıyoruz bu tarafta boş. Çünkü insanlarda para yok. İnsanlar giymek yerine karnı doyurabilmek derdinde olduğu için yiyecek tarafında daha çok sirkülasyon var. Giyim tarafında maalesef sirkülasyon yok. Gördüğünüz gibi bomboş. 10 liraya satıyorsunuz evet. Ama görüyorum tezgahın önü boş. Şöyle alabilir boş, miyim sizi? Aynen. Daha önce daha yoğundu. Bu tür tezgahların önü tıklım tıklım dolardı. Tıklım hatta maalesef. Siz esnaf olarak yetişemezdiniz insanlara kesinlikle. Ürün yetiştirmeye. Kesinlikle evet. Kesinlikle. Bu aralar bir durgunluk var. İnsanlarda alım güçleri zayıfladı maalesef. Zebzeden ondan buradan fırsat kalmıyor açıkçası. Önce kalmıyor. Karnını doyurmak istiyor. Önceden müşteri pazara girdiği zaman 50 lirayla 100 lirayla komple sepetini dolduruyordu. Şu an 200 lira 250 lirayla dolduramıyor. Çerezcinin önündesiniz. Çerezler çok pahalı. Ne kadar alacaksınız? Ne kadar alabileceksiniz? Vallahi yarım kilo dedim. 10 liralık yapayım mı dedi. Tamam dedim. Ancak sadece çiğdem alabiliyorum. Başka bir şey alamıyorum. Sadece çekirdek alabiliyorum. Evet. Başka bir şey alamıyorum. O tekneye yanaşamıyorum. Çam fıstığı 74 lira. Evet. Ablam onlar evimize girmiyor. Girmiyor zaten kiracıyız. Aldığımız 2 milyar bir maaş. Ondan kendimizi yuvarlamaya çalışıyoruz. Pazar arabası evet. Yok yanınızda. Yok alamam çünkü. Torbalarla geldiniz. Evet. 2 tane torbayla geldiniz. Evet. Neden? Çünkü çok pahalı. Eskiden pazar arabasıyla gelebiliyor muydunuz? Tabii eskiden geliyordum. Tıklım tıklım doldurabiliyorduk. Doluyorduk. Ellerimizde doluyordu. Pazar arabam da doluyordu. Öyle gidiyordum ama şu an maalesef yok yani öyle bir şey. Ki ekonomik durumu normal vatandaşlara göre biraz daha iyi olmamıza rağmen alışverişlerimize çok dikkatli olmak zorundayız. Ben eskiden 20 lira 30 liraya doldurdum şeyimi 150 liradan aşağı dolduramıyorum şu anda. Onların nasıl yaşadığını, nasıl beslendiğini düşündükçe onlar adına çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Onlar beslenmiyorlar yani. Aç kalmamak için bir şeyler yiyorlar. Çok pahalı. Devletin verdiğiyle zamlar orantılı değil. Pazar arabaları bundan 4-5 sene önce tıklım tıklım dolardı. Hatta pazar arabalarının şuralarına vatandaşlar başka torbalar da takarlardı. Ama şimdi bakın ben şöyle getireyim, göstereyim size. İşte vatandaşın alabildiği ürün.
pazar alışverişi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Almanya'nın en büyük turizm fuarı olan CMT 2020 kapsamında gittiği Stuttgart'ta bir dizi görüşme ve etkinliğe katıldı. İlk gün temaslarında Almanya'nın Stuttgart kentinde ticaret fuar merkezinde düzenlenen CMT 2020 adlı dünyanın en büyük turizm, tatil ve eğlence tüketici fuarına katılan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öneri makamında ziyaret etti. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Türkiye Cumhuriyeti Stuttgart Başkonsolosu Erkan Öner, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milletvekili Aytaç Çalı'da, Bentuar şirketinin kurucu ve onursal başkanı Kadir Uğur'un da aralarında olduğu Türkiye'den ve dünyanın birçok ülkesinden yaklaşık 250 turizm profesyonelinin katıldığı, Almanya'nın en etkili yayın organlarından Kilim Gazetesi'nin Kulturhaus Arena'da düzenlemiş olduğu geleneksel turizm akşamı programında davetlilere hitap etti. Almanya'ya gelip burada çalışıp, yurdun terbiye geliyorsunuz derdi ama nasip olmadı. Biz Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdik. Ve akabinde denizimizde çok teşekkür ediyorum. Mükemmel bir organizasyon ortaya koymuş. Yine sizlere ayrıca çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ali Bey'in söylemiş olduğu o samimiyeti hissettiriyorsunuz. Birbirinize bağlı olmanız, birbirinizle birlikte hareket ediyor olmanız beni gerçekten çok mutlu etti. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış olan bir yerden bahsediyoruz. Laodikya'dan bahsediyoruz, Hierapolis'ten bahsediyoruz. Bunlarla birlikte 19, bunların da dahil olduğu 19 ayrı antik kent varlığından bahsediyoruz. Sadece antik kentlerden değil, Sayın Başkonsolosumuz gerçekten konusuna çok ciddi şekilde hakim. Biz termal sağlık turizminden bahsediyoruz. Turizm akşamında gece denize damga vururken Belediye Başkanı Avni Örki yaptığı konuşmada Pamukkale'ye yatırım yapmak isteyenlere her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti. Belki birçoğumuzun ıskaladığı, göremediği, fark edemediği bir konu ama şu anda Pamukkale öğrencilerimizin Türkiye'ye Denizli'ye ticarete gelen dünyadayız. Ama bu husus aynı zamanda bir eksikliğimizi de ortaya koyuyor. O da şudur. Tesis konusunda biraz daha gayret etmemiz, bir yandan yatırımcılara da şöyle bir ışık da vermiyor mu acaba? O ışık da nedir? Merkez Efendi Belediyesi yerel üreticiyi desteklemek amacıyla 2-5 yaş arasındaki çocuklara dağıtılacak sütleri Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği'nden almak için protokol imzaladı. Merkez Efendi Belediyesi'nin en önemli sosyal projelerinden olan halk sütü talep gün geçtikçe artıyor. İlk ayında 3500 çocukla başlayan proje ikinci ayında 5123, üçüncü ayında ise bu rakam 6613 oldu. Talepteki artış üzerine 2 olan dağıtım aracı 4'e, 5 olan personel sayısı da 10'a çıkarıldı. Evet, Haykop Denizli Üst Birliği ile Merkez Efendi Belediyesi'nin sütle ilgili, Denizli'de dağıtılacak sütlerle ilgili bir protokol imza törenindeyiz sevgili seyirciler. Merkez Efendi Belediye Başkanımız Şeniz Doğan ve Haykop Üst Birliği Başkanımız Mehmet Varol'la birlikteyiz. Başkanım hayırlı olsun her şeyden önce. Çok teşekkür ederim. Denizli'mize hayırlı olsun. İyi bir proje, iyi düşünülmüş bir proje. Gerçekten çok önemli. Şöyle küçük yaşta çocukların süde ulaşması, ulaşamayan çocukların süde ulaştırılması konusunda ciddi bir sosyal sorumluluk projesi. Evet, Haykop'la halk sütümüzü bu dönemde gerçekleştireceğiz. Biz de başkanım kadar heyecanlıyız. Bu yola çıkarken bir söz vermiştik. Çocuklar bizim için çok önemli demiştik. Biraz önce de bahsettiğim gibi eğitimde, sağlıkta her çocuğun eşit hakka sahibi olmasını istiyoruz. Belediyemizin sosyal projelerinde yaparken ekonomik ve sosyal duruma dikkat ediyoruz. Ama işin içine çocuk ve süt olunca 2-5 yaş arası isteyen her çocuğumuza aylık 4 litre sütümüzü dağıtıyoruz. Hayata geçen her projede kente ve ilçeye de katma değer sağlamayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Doğan, bu amaçla Halk Süt Projesi'nde dağıtılacak sütleri Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği'nden almak için protokol imzalandığının altını çizdi. Öncelikle başladığımızda 2000'lerle başladık. Bugün arkadaşlarımızdan aldığımız rakam 6000'lerde. 6613 kişi olmuş. Yani Merkez Efendi'de 2-5 yaş arasındaki her iki çocuktan birine süt veriyoruz. Bu da bizim için çok önemli. İki araçla yola çıkmıştık. Bugün 4 aracağız. Yine personel sayımız öyle arttı. Dönüşler çok güzel.
birebir hemşirelerimize dokunmak bizim için çok önemli. Tabii burada çocuklar için süt içmeyi teşvik etmek, sosyal ve ekonomik durumu iyi olmayan ailelere çocuklarına süt dağıtmak, aynı zamanda üreticiyi, süt üreticisini, yerli üreticiyi desteklemek, bu anlamda Haykop'la çalışmak, bu projeyi yürütmek çok önemli. Kooperatifçilik bu dönemde Merkez Efendi Belediyesi için önemli bir yer alacak. Kendi bünyemizde kadın kooperatifini kurduk. Şimdi tarımsal kalkınma kooperatifini kurmak üzereyiz. Başkanımıza daha farklı projeleri de gerçekleştireceğiz. Bizler sadece kendi kooperatiflerimizi değil, Denizli'deki Merkez Efendi'deki her kooperatifi de desteklemeye hazırız. Bu anlamda da önümüzdeki aylarda güzel projelerle tekrardan sizin karşınıza çıkacağız. Denizli Bölgesi Hayvancılık Kooperatifler Birliği Başkanı Mehmet Varol, yapılan protokolün çok anlamlı olduğunu söyledi. Varol, projenin içerisinde olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti. Biz heyecanla bu projenin içinde yer almak istedik. Sağ olsun başkanımla ve yönetimiyle de bu konuları görüştük. Olumlu neticeler oldu ve bugün imza atma durumuna geldik. İnşallah ay başından sonra artık sütlerimiz, şu anda zaten belediyemiz bu işi devam ettiriyor, ancak ay başından sonra sürekli olarak artık Denizli'nin sütleri Denizli'de dağıtılır durumda olacak. Evet, siz birçok projede yer aldınız başkanım, evet. Haykop olarak. Evet. Gerek çarşıda gerek sokakta süt dağıtımları yaptınız. Ama Merkez Efendi Belediyesi ile yaptığınız bu protokolde sizi biraz heyecanlı gördüm. Yani enerjili gördüm. Vallahi bizde enerji her zaman var ama şu var. Gerçekten Merkez Efendi Belediye'miz yeni bir belediyemiz. Bizim için çok yeni. Sevgili seyirciler, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, dernek çalışmaları hakkında EGTV'ye özel açıklamalarda bulundu. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Yalçın Taşdemir, Mayıs ayında Manisa Yunus Emre ilçesinde Azerbaycan Kardeşlik Parkı açılacağını söyledi. Derneğimiz Manisa'da 2003 yılında, 29 Ekim 2003 yılında kuruldu. Kuruluşundan bu yana 16 yılı doldurdu. 16 yıldır derneğimiz aktif bir şekilde bayrağımızı dalgalandırmaktadır. Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği 2018 yılının Mayıs ayındaki genel kurulda üyelerimizin desteğiyle dernek başkanı olarak seçilmişimdir. Kendilerine ve üyelerine teşekkür ediyorum ve bunlara bizlere vermiş olduğu desteğe layık olmaya çalışıyorum. Azerbaycan Kültür Dayanışma Derneğimiz, Manisa Derneğimiz 1918 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından kurulan ve 2018 yılında 100. yılı dolduran Azerbaycan Cumhuriyeti onuruna Manisa Azerbaycan Derneği olarak Lale Salonu'nda güzel bir konser düzenledik. Azerbaycan'dan devlet sanatçıları, Azerbaycan'dan gelen devlet sanatçıları yanında İstanbul'dan Türk Halk Odası, Aşık Maktut Feryadi'yim, Kafkas Yıldızları Dans Ekibi gibi birçok değerli sanatçılarımızı ve Lale Salonu'muzu görkemli bir şekilde konser yaptık. Burada Şehzadeler Yunus Emre Belediyelerimizin çok desteği oldu. Onlar da kendilerini Ömer Faruk Çelik Başkanımızdan, Doktor Mehmet Çerçi Başkanımızdan çok çok teşekkür ediyor. Kendileri bizlerin yanında oldukları için kendilerine teşekkür ediyorum. Taşdemir, Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği 2018 yılının Mayıs ayında genel kurulunda üyelerin desteğiyle dernek başkanı seçildim. Kendilerine ve üyelerine de teşekkür ediyorum. Verdikleri desteğe layık olmaya çalışıyorum dedi. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin anılarına Azerbaycan Kardeşlik Parkı ismi verilmesi için 5213, 5204, 5206 sokaklarında bulunan kesişimde Azerbaycan Kardeşlik Parkı verilmesi belediye meclisi tarafından onaylanmıştır. Belediye meclisi üyesi arkadaşlarına da ve hepsine kendilerine çok teşekkür ediyorum. Lareli yapayın arkasındaki bulunan park, Allah nasip ederse şu an hava şartlarının soğuk olması dolayısıyla önümüzdeki bu Mayıs ayı gibi Cumhuriyetimizin 102. yılı yaklaşıyor. Mayıs ayı gibi bir aksi çıkmasa Mayıs ayında ya da Nisan gibi. Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç, kentin merkezinde yaklaşık 25 dönümlük alana 1000 ağaçlık orman projesi için düğmeye bastı.
Kırsal bölümlerdeki yeşil alanların korunması için mücadele veren Buca Belediyesi, kent merkezine yeni bir ormanlık alan kazandırıyor. İzmir'in kalabalık ilçesi Buca'nın kent merkezindeki yeşil alanını artırmak için çalışma yürüten Buca Belediye Başkanı Avukat Erhan Kılıç, Şirinkapı Mahallesi'nde Buca Deniz Kulübü karşısında kalan toplam 24.750 metrekarelik boş alanın ormanlık alan olarak değerlendirilmesi için talimat verdi. Buca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından alanın zemin düzeltme çalışmaları gerçekleştirildikten sonra ağaç dikim çalışmaları başlatıldı. Bölgeye uygun ağaçlardan oluşan bir kent ormanı olacak projede. Toplamda 1000 fidan dikilecek. Sevgili seyirciler, Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası isim değişikliğine gitti. Yapılan olağanüstü genel kurulla odanın ismi Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları ve Esnaf Odası olarak değişti. Mesela diyelim ki görüntü ve ses sistemlerinden beceri sınavına gireceksin, ustalık. Genel kurula Manisa Ticaret İl Müdürü Kenan Kınay, Bakkallar Odası Başkanı Saffet Taşkıncan, Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Halil Kırlı, Marangozlar Odası Başkanı Zeki Apak, Ayakkabıcılar Odası Başkanı Ahmet Akçin katıldı. Genel kurul sonrası üyelere Yunus Emre Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Metin Ulus tarafından ustalık belgesi alma ile ilgili bilgiler verildi. Ayrıca e-fatura uzmanı tarafından üyelere e-fatura ile ilgili kısa bilgilendirme yapıldı. Manisa'da yaşadığımız halde, aklımıza teknolojileri bir şey geliyor, hemen gidip Çankaya Onur çağırsın, orada nasıl işimizi hallediyoruz? Manisa'da da burada, Manisa'da kurulması planlanan bu elektronikçiler çağrısında işini görsün diye böyle bir düşüncemiz var. Birinci önceliğimiz kooperatife üye olarak oda üyelerimizi biz tercih edeceğiz. Tabii kooperatifin oluşması için, tabii herkesin bütçesi buna uyar uymaz, herkes hesabını kitabını yapsın. Ortak olmak isteyenleri de alacağız. Fakat bu kooperatifin yapılması için dışarıdan da ortak almak zorundayız. Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları ve Esnaf Odası Başkanı Mehmet Üzen de genel kurul hakkında bilgiler verdi. Mevcut ismi Manisa Elektronik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ydı. İşte bugün yapılan genel kurulumuzda yeni ismimiz Manisa Elektronik Ürün Güvenlik Sistemleri Telekomünikasyon Cihazları Esnaf Odası olarak değişmiş bulunmakta. Burada oda üyelerimizin hepsine ben teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii bunu yapmamızın bazı gerekçeleri vardı. Nedendi? Çünkü teknisyenlerden dolayı bizi bakanlık tamirci olarak gördüğünden dolayı üye kaybımız vardı. Şimdi yeni yapılan tescilli isim ile biz artık bundan sonra hem elektronik sektöründe hem haberleşme sektöründe, güvenlik sektöründe hem satış hem tamir yapanların artık oda olarak savunuculuğunu yapacağız. Onlar bizim üyelerimiz olacaklar. Onlarla ilgili odamızdan her türlü faaliyetleri, çalışmaları, hizmetlerini vermeye devam edeceğiz. Sevgili seyirciler, Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğretmek ve anlatmak amacıyla kurulan ve 81 ilde çalışmalarını sürdüren Evrensel Hafızlar Derneği amacı doğrultusunda çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor. Kur'an-ı Kerim'i her yönüyle öğretmek ve anlatmak amacıyla kurulan ve 81 ilde çalışmalarını sürdüren Evrensel Hafızlar Derneği amacı doğrultusunda çeşitli projelere imza atmaya devam ediyor. Derneğimiz Ankara'da ülkemizin çeşitli illerinden bir araya gelen Kur'an sevdalıları tarafından 2006 yılında kurulmuş. Derneğimizin genel amacı Kur'an kurslarında hafızlık yapan ve hafızlığını tamamlamış Anadolu insanına, gençlerimize, hafız kardeşlerimize sosyal, eğitim, kültürel açılardan destek olmak, onları hayata hazırlamak ve hayatlarının sonuna kadar emek verdikleri, gençliklerini harcadıkları hafızlık eğitimlerini hayatlarının sonuna kadar koruyabilmelerini sağlamak amacıyla çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Ayrıca her yıl Recep ayının ilk haftasında Dünya Hafızlar Haftası kutlamaktayız. Dünya Hafızlar Haftası'nda ülkemizin 81 ilinde aynı hafta içerisinde konferans programları, çeşitli etkinlikler, geziler, kamplar, Kur'an kursu öğrencilerine yönelik pek çok faaliyet yapılmakta ve o hafta içerisinde insanımız
vatandaşlarımızın dikkati tekrar hafızlığa çekilmek istenmekte ve hafızlık eğitiminin tanıtımı yapılmakta. Bunlar haricinde geçmişten günümüzde ülkemizde hafızlık çalışmış kardeşlerimizi tespit etmek, onları bu Kur'an hizmeti sürecine dahil edebilmek ve hafızlıklarını canlı tutabilmek amacıyla derneğimizin geliştirmiş olduğu Hafızlar Bilgi Sistemi var. Hafızlar Bilgi Sistemi'ne internet üzerinden hafız kardeşlerimiz kayıt yapabilirler ve biz her yıl düzenli olarak Dünya Hafızlar Haftası'nda Hafızlar Bilgi Sistemi'ne kayıtlı kardeşlerimiz arasında çekiliş yaparak 3 veya daha fazla kardeşimizi her yıl umreye gönderiyoruz, umreyle evlendiriyoruz. Yapısı ve manasının nesillerden nesillere aktarılmasında hafızların önemi büyüktür. E-Hat tanıtım ve sosyal faaliyetlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Salih Ozantaş çalışmalarını Ege TV Genel Koordinatörü Ferhan Erdağ'a anlattı. Dünyayı huzur ve refah içinde yönetti. Bunlar haricinde derneğimiz Kur'an kursu öğrencilerine yönelik düzenli olarak kamp programları yapmakta. Bu kamp programlarındaki temel amacımız hafızlık çalışan gençlerimizin hafızlık süreçlerini daha güzel hatıralarla eğlenceli, severek, neşeli, keyifli bir şekilde tamamlamalarını sağlamaya yönelik fiziksel ve sosyal aktivitelerden oluşan programlar oluşmakta. Şu anda derneğimiz 81 ilde 600'e yakın ilçede teşkilatlanmasını tamamlamış durumda. Bizler projeler kapsamında, çeşitli teşkilat ziyaretleri kapsamında ülkemizin her bir ilini geziyoruz. Hem teşkilatımızdaki genel merkezimizdeki arkadaşlarımız, hem Yüksek İstişare Kurulumuzdaki hocalarımız, akademisyen hocalarımız ülkemizin 81 ilini bu hafızlık çalışmaları konusunda ziyaret etmekteler. Yüksek İstişare Kurulumuz yaklaşık 3 yıl önce oluşturuldu. Yüksek İstişare Kurulumuzda akademisyenler, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan personeller, Kur'an kursu hocalarımız, hafızlığını yeni tamamlamış genç kardeşlerimiz, ilahiyat öğrencileri bulunmakta. Bu kardeşlerimiz de hocalarımızla her yıl Şubat ayında 15 tatilde bir Yüksek İstişare Kurulu toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda hafızlıkla ilgili neler yapılabilir, hangi çalışmalar yapılabilir bu konuyla ilgili çalıştaylar düzenlemekteyiz. Manisa'nın Akhisar ilçesinde Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Akhisar Belediyesi tarafından hazırlanan el işi ve ev dekorasyon ürünleri sergisi Akhisar Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Evet böyle. Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan serginin açılışına Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem, AK Parti İlçe Başkanı İbrahim Sayın, Milliyetçi Hareket Partisi Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal ve Sivil Toplum Örgütü temsilcileri katıldı. Ev dekorasyon ürünleri sergimizin açılışına hoş geldiniz. Değerli protokol üyelerimiz ve çok kıymetli misafirlerimiz, benim canım kurs yerlerim, hepiniz saygı çalışmamıza hoş geldiniz. Bu sergimizdeki ürünlerimizi biz 4 ay gibi kısa bir sürede sevgiyle, özveriyle, ne bileyim çok mutlu olarak işledik. Çok beğenerek de size sunuyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu imkanı bize sağlayan en başta kaymakamımıza, belediye başkanımıza, Sayın Halk Eğitim Müdürüme ve Müdür Yardımcılarıma ve benim yine diyeceğim gibi canım kursiyerlerime, onların eşlerine, onu destekleyen eşlerine size çok teşekkür ediyorum huzurunuzda. Hepinize geldiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık diyorum. Yüzlerce yıllık medeniyetin torunları olarak kökleri mazide olan adileriz hepimiz. Kökleri tabii medeniyetin derinlerde olması için ortak bir anlayış, ortak bir bakış açısı, ortak tarih bilinci, ortak amaç, gelenekler, görenekler, ortak bir kültür, sanat anlayışı olması gerekir. Ve toplumlar, devletler de bunları devam ettirebilmek adına bazı mekanizmalarını işletirler. İşte Türkiye'de de Milli Eğitim Bakanlığımız yetişkin eğitiminde özellikle bu misyonu halk eğitim merkezlerine yükledi ve halk eğitim merkezleri bir yandan geleceğe hizmet ederken, bir yandan da günümüzdeki gelişmeleri takip edip, bir yandan da geçmişten günümüze köprü olmaya çalışıyoruz. Serginin açılışında Akhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Erdem yaptığı konuşmada kermes hakkında bilgiler verdi. Şimdi kursiyerlerimizin bizlere açmış oldukları, vermiş oldukları bu el emeği, göz nuru ürünler. Ben her birinin ellerine sağlık diyorum. Elleriniz dert görmesin diyorum her birimize.
başta Elif Savaş Kule Hocam olmak üzere çok kıymetli kursiyerlerine, her birimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Diğer taraftan bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan AK Parti ilçe başkanımız, MHP ilçe başkanımız, protokolümüzün çok kıymetli üyeleri, siz çok kıymetli Akhisarlılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımıza da her birimize ayrı ayrı teşekkürü borçluyor. Açılışımızın hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Burada Akhisar Belediye'mizin ve Akhisar Halk Eğitim Merkezimizin ortaklaşa açmış oldukları el işi ve ev dekorasyon ürünleri sergimizin açılışı için bulunmaktayız. Bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutlayan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Karacasu Memlune İnci Meslek Yüksek Okulu resmi logosunu belirlemek için yarışma başlattı. 2 Mart'a kadar özgün logo tasarımıyla herkesin başvurabileceği yarışmada birinci dizüstü bilgisayarla ödüllendirilecek. 20 yıl önce kurulan ve bugüne kadar resmi bir logosu bulunmayan Karacasu Memlune İnci Meslek Yüksek Okulu Doktor Umut Tolga Gümüş'ün göreve gelmesinin ardından harekete geçti. Başvuruları başlayan ve detaylı bilgilere okul internet adresinden ulaşılabildiği yarışmaya dileyenler 2 Mart tarihine kadar başvurabilecek. Karacasu Memlune İnci Meslek Yüksek Okulu adına bir logo tasarım yarışması düzenledik. Bu yarışmanın konusu okulumuzun vizyonu ve misyonunu yansıtacak, akılda kalıcı, işlevsel kurulama imkan sağlayacak özgün bir logo olması amaçlanmıştır. Bu amaçla resmi sitemizde, ulusal yerel basında ve Karacasu Memlune İnci Meslek Yüksekokulu resmi Instagram hesabında yarışmanın duyurusu yapılacaktır. Adirektörü Profesör Doktor Osman Selçuk Aldemir, Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Karacasu Meslek Yüksekokulu Müdürü Doktor Öğretim Üyesi Umut Tolga Gümüş, Öğretim Görevlisi Doktor Esra Aksoy, Öğretim Görevlisi Ömer Koyuncu, Öğretim Görevlisi Mehmet Taşdelen'in seçici kurulda bulunduğu yarışmanın sonuçları 13 Mart 2020 tarihinde açıklanacak. Yarışmayla ilgili gerekli belgeler ve şartname bu varlardan temin edilebilir. Yarışmanın amacına tekrar döndüğümüzde bizim resmi bir logomuz yok. Karacasu Meslek Yüksekokulu olarak hem Karacasu'yu hem de Meslek Yüksekokulu'nu tanımlayan, bizle birleşik, bütünleşik, vizyonumuzu, misyonumuzu gösteren bir logonun olması en büyük isteğimizdi. 20. kuruluş yıl dönümümüzde de bir etkinlik olarak 20. yılında Meslek Yüksekokulumuzun logosunun yaratıcı fikirler tarafından geliştirilmesini arzulamaktayız. Kurumsal olarak biz simgeleyen, bizi gösteren bir logonun olması bir ihtiyaç zaten her yerde olduğu gibi. Okul Müdürü Umut Tolga Gümüş, Karacasu Memlune İnci Meslek Yüksekokulu için bir logo tasarım yarışması düzenlediklerini ifade etti. Baktığımızda diğer birimlerin birçoğunda logo varken, Karacasu Memlune İnci gibi 20 yıllık bir meslek yüksek okulunun resmen bir logosunun olmaması. Sevgili seyirciler, Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ünal 23 Şubat Kaz Gecesi düzenleyeceklerini söyledi. Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yılmaz Ünal 23 Şubat'ta Kaz Gecesi düzenleyeceklerini söyledi. Amacımız işte demin de bahsettiğim gibi hasta oluyor, ölü oluyor, işte ne bileyim düğün oluyor, sünnet oluyor. Bu hemşehrilerimiz genelde orada bulunuyoruz. Bu da yapan düğün sahibine veya cenaze sahibine büyük bir manevi destek oluyor. Etkinliklerimiz, yıl 12 ayda etkinliklerimiz devam ediyor. Örneğin 23 Şubat'ta başlıyoruz Ardahan'ımızın düşman işgalinden kurtuluşunu kutlama. Çünkü Ardahan ve Kars yöresi 40 yıl düşman işgalinde kalmış. Her savaş sonucunda da Ruslara tazminat olarak verilmiştir. Burayı en son Kürcü ve Ermeniler işgal etmiştir. Daha sonra 2 yıl sonra ise Selçuklular ele geçirmiştir. Böylece topraklarımıza katılmıştır. Dernekçilik çok iyi bir şeydir. Manisa'da 23 tane hemşeri dernekleri vardır. Bunlar aynı zamanda da aynı çatı altında toplandık. Yerimiz İkiz Kuleler'dedir. Büyük projelerimiz var, nasip olursa bunları gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Üye sayımızı söylemiştik. Manisa'da 3000'in üzerinde insanımız var.
Önümüzdeki yıllarda işte derneğe bir yer almayı düşünüyoruz. Başkan Yılmaz Ünal bu yıl ikincisini düzenleyecekleri Kaz Gecesi'ne Ardahanlılar olarak katılımın yoğun olacağını ve geleneksel olarak her yıl devam edeceğini söyledi. Başarabilirsek tabii. Hadi etkinliklerimizde Şubat'tan dedik. Daha sonra işte yılda iki kez aşık getiriyoruz. İki sefer mevlüt okutuyoruz şehitlerimiz için. İftar yemeği veriyoruz. Ramazan paketi dağıtıyoruz. Ve bölgemizde durumu iyi olmayan, ekonomik durumu iyi olmayan okullara da giyecek ve kırtasiye malzemesi gönderiyoruz. Derneğimize bağlı kadın kollarımız var, gençlik kollarımız var. Tabii bu tür olayların çoğunda kadın kollarımız başkanı Medine Yaşar organize ediyor. Tabii biz de destek oluyoruz. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dede mesleğini devam ettiren kömürcü Rıza Ünsal, kömür imalatında kendi imal ettiği fırınla kömür üretmeye başladı. Fırınımız yeni sistem. Yeni, verimi çok yüksek. 3 kiloda 1 kilo kömür elde ediyoruz. Bu da atadan dededen kalma eskiden topraklarla örttüğümüz eski ocaklarımız. Akhisar'da uzun yıllardır bu işle uğraşan ve babası Ahmet Ünsal'dan mesleği devralan katmerciler kömür işletmecisi Rıza Ünsal, kömür imalatında kendi imal ettiği fırınla ürettiği kömür fırınından memnun olduğunu belirterek, fırında yakılan odunla daha fazla kömür elde ettiğini belirtti. Fırınımızda çıkan kömürümüzün %99'u elleme kömür, seçme kömürdür. Kırılmaz ve bütün olarak çıkar. Dededen kalma yapmış olduğumuz ocaklar, verimi 5 kiloda 1 kilo vermektedir ve kalitesi bu fırınlar kadar düzgün çıkmamaktadır. Türkiye'nin ekonomisine ve ormanların katline daha az, daha orman sağlığına faydalı bir fırın sistemidir. Bunu uzun süreden beri düşündüğümüz bir konuydu. Düşündük ve yaptık. Çok da başarılı olduk. Fırınımızda 3 kilo odundan 1 kilo kömür elde ediyoruz. Fırın kömürümüz hiç kırılmamaktadır. Hepsi bütün halde çıkmaktadır. Tabii dededen kalma sistemde tabiat şartları ve yağmurun, rüzgarın etkisi çok olduğundan mal daha da bozuk, kırılgan hale geliyor. Ama bunda kırılmaz, net ve bütün sağlam olarak çıkar. Öte yandan Ünsal kömür üretme işinde 6 kişiye de iş imkanı sağlıyor. İşte babadan kalma bir meslek. Fırınlarımızda 7 ton odundan 2300 kilo kömür almaktayız. Yılda da tükettiğimiz ve harcadığımız kömür 350 ton. Ve şimdi ise Sultanşehir'le devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Sivas'ta gençlerin fikirlerini açıkça ifade ederek belediye hizmetleri hakkındaki görüşlerini bildireceği, sorunları ortaya koyarak çözüm önerilerini tartışacağı Benim Belediyem Gençlik Çalıştayı başladı. Şehrimiz öncelikli sorunlarını tespit etmek, özgün düşünceleri ve önerileri değerlendirmek, şehrimizin ekonomi, sosyal ve kültürel gelişme hedeflerini belirlemek. Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 3 oturum halinde düzenlenecek olan Çalıştay'ın açılış programına Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman, İl Milli Eğitim Müdürü Ebu Bekir Sıtık Savaşçı, ilgili kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı. Hak pişirmek, hak dağıtmak, hak gözetmektir. Burada bahsettiğim asıldır, manadır, tariftir. Şehrin eminimiz olduğumuzdan, sizi her daim yanımızda bulduğumuzdan dolayı teşekkür ederim. Bizler genç nesiliz. Büyüklerimizin varisi, küçüklerimizin umudu, bu şehrin geleceğimiz. 30 farklı okuldan 63 öğrencinin katılım sağladığı Çalıştay'da 7 farklı masa oluşturuldu. Akademisyenlerin moderatörlük yaptığı oturumlarda çevre ve temizlik, park bahçe işleri, kültür ve sosyal işler, spor işleri, ulaşım hizmetleri, hayvan hakları, barınma ve korunma gibi farklı konularda öğrencilerin fikirleri masaya yatırıldı. Yeşil bir bahçe resmi, çok mutluyum. Güneş paneli koyabiliriz üstüne.
Ulaştırma Bakanlığı'nın boyutuna göre o enerjiyi sağlayacak güneş panelleri kullanabilir. Çalıştay'a katılan gençler adına Zeynep Kotan konuşma yaptı. Çalıştay'ın paydaş kurumu olan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ise çok titiz bir ön hazırlık çalışmasının ardından nihayet benim belediyem Gençlik Çalıştay'ını bir tarih ve kültür şehri olan Sivas'ımızı daha ileri taşımak maksadıyla bir araya geldik dedi. Titiz bir ön hazırlık çalışması diyorum. Çünkü Sivas Belediyesi Müdürlüğümüz ve Eğitim ve Diriliş Derneği işbirliğiyle yapılan benim belediyem Gençlik Çalıştay'ı hazırlık çalışmaları kapsamında görevlendiren öğretmenlerimiz bugüne kadar farklı sınıf, farklı seviyelerde ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinden 30 okuldan 300 öğrenciyle ön görüşme yaptılar. Bu görüşmelerde uygulanan görüşme formlarının analizlerinden hareketle çalıştay temalarını, kategorilerini ve alt kategorilerini oluşturdular. Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Dumansa çalıştayın hazırlık sürecini ve yapılan çalışmaları değerlendirdi. Konularımızı açtık. Bu konular içerisindeki kategorileri ve alt kategorileri belirlerken de normalinden farklı olarak şöyle bir usul belirledik. Sizler için 30 okulda 300 öğrencili bir görüşme formu hazırladık. Sizlerin bu görüşme formlarında yazdığınız metinler ve cevapladığınız sorulara yönelik kategoriler, alt kategoriler ve temalar belirlendi. Sevgili seyirciler, Sivas Lütfi Fikret Tuncelli Ortaokulu öğrencileri tarafından Sanat Sivas projesi kapsamında dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel türküleri ve kısa skeçlerle anıldı. Dünyaca ünlü halk ozanı Aşık Veysel, Sanat Sivas projesi kapsamında Lütfi Fikret Tuncel Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan programda anıldı. Bu kıymeti siz lütfettiniz bana. Ne kadar teşekkürüm bildirsem, gönüllü yol kafi değil az bana. Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ve Okul Müdürü Hatice Gün tarafından resim ve Ebru sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Serginin açılışının ardından müzik öğretmeni Gökhan Sertakan tarafından hazırlanan koro halk ozanı Aşık Veysel'in birbirinden güzel eserlerini seslendirdi. Programda ayrıca minik öğrenciler kısa skeçlerle Aşık Veysel'in hayatından kesitler sunarken öğrencilerin performansı izleyenlerden tam not aldı. Etkinlik sonunda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Sanat Sivas Projesi'nin önemine değinirken programda emeği olanlara teşekkür etti. Bir tarafında akademik başarısı elbette ki velilerimizin gıda kaynağı çok önemli. Ama bu yaşta burada yüzlerce arkadaşının, meslektaşının, velisinin karşısına çıkıp kendini ifade edebilmeleri de ayrı bir önemli. Bunun için geldiğimiz günde Sayın Valimizin önderliğinde başlattığımız 2023'e doğru eğitimde değişim ve dönüşüm hareketi kapsamında onlarca projemizden birisi olan Sanat Sivas projesini burada çok güzel bir örneğini gördük. Dışarıda çocuklarımızın bu okulumuz parantez içinde söylüyorum aynı zamanda. Sevgili seyirciler, Sivas Divri ilçesi tanıtım günlerini bu yıl İstanbul Şişli'de bulunan Perpa Ticaret Merkezi'nde gerçekleştirdi.
Yoğun katılımın yaşandığı açılışta yöresel yemekler, Divriği ilçesi hakkında tarihi, kültürel bilgi paylaşımı ve daha birçok etkinliğin olacağı Divriği tanıtım günlerine Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök, Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız, Divriği Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Delipınar'ın yanı sıra iş sanat dünyasından birçok isim de açılışta yer aldı. Mikrofonlarımızı açıklamalarda bulunan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin ve Divriği Belediye Başkanı Hakan Gök şunları söyledi. Çok önemli bir etkinlik. Özellikle bir kooperatifin etkinliği olması çok daha anlamlı. Unuttuğumuz bazı değerleri yeniden hayata geçirmek, üretmek ve onu buradaki hemşehrilerimize sunmak, hem de sağlıklı bir şekilde sunmak, hem o yörede yaşayanların hem İstanbul'da bizim gibi belediyelerin de bir anlamda görevi. Önemli bir işi başarmış arkadaşlarımız, biz de buradan elimizden gelen ne varsa o desteği esirgemeyeceğiz. Hem Divriği hem Türkiye'nin diğer yörelerinde bu tür kooperatifleşmeyi de hızlandırmalarını öneriyorum. Biz 10 yıl önce Divriği sadece kendilerinin bildiği, hemşerilerin bildiği bir memleket değil, tüm Türkiye'nin, tüm dünyanın bildiği bir yer yapma hevesimiz ve hayalimiz vardı. Bu hayalin peşinden koşuyoruz. Zaman zaman aksıyoruz, zaman zaman yoruluyoruz ama hedeften hiç vazgeçmeden bugüne kadar getirdiğimiz nokta şudur. Artık Türkiye'de herkes Divriği hakkında bir şeyleri biliyor. Ama biz onların hepsinin evine girmek için üretmeye de varız. Sadece tüketen bir toplum değil, üreten de bir toplum olacağız. Tarihiyle, kültürüyle, madeniyle, dağıyla, taşıyla, ürettiği ürünlerle herkes bizi örnek gösterecek. Bu konuda sağ olsun Divriği Derneğimiz, sağ olsun belediye başkanımız kapısını açtı bize. Divriler adına teşekkür ediyoruz. Birlik olacağız, üreteceğiz ve kazanacağız. Divriği Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Delipınar ve Divriği Kültür Derneği Başkanı Cafer Yıldız da açıklamalarda bulundu. Artık doğala dönmek, doğal üretim yapmak, doğal tarım yapmak ve bunu büyük kitlelerle buluşturarak sağlıklı gıdayı toplumla buluşturmanın bu bir temeliydi. Bu temeli atarken biz bu kadar ilgi gerçekten de göreceğimizi beklemiyorduk. Beni her konuda destekleyen ve her yorulduğumda bayrağı elimden alan Sayın Cafer Yıldız'a da teşekkür etmek istiyorum hazır buradayken. Kooperatif olarak belediyemizle birlikte bugün güzel bir organizasyonda birlikteyiz. Sağ olsun başkanım bizi yalnız bırakmadı. Divriği Dernek ve Vakıfları olarak böyle bir kooperatif kurduk. Amacımız memleketimize değer kazandırmak. Toprağına, madenine, turizmine ne kadar potansiyel, ekonomik potansiyeli varsa bunu harekete geçirip oradaki insanların orada doyacakları bir şeyi, Divriği yeniden inşa etmek. Sağ olsun belediye başkanımızla birlikte bunu gerçekleştireceğimize inanıyoruz. Divriler bunu yapacaktır. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Divriği Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Delipınar'ın eşi ve aynı zamanda öğretim görevlisi olan Meral Avcı Delipınar da şunları söyledi. Son derece mutluyuz. Divriği Belediyesi ve Divriği Kooperatifi, Üretim Kooperatifi, Divkop'un birlikte planladığı ve hazırladığı bugün bir Divriği buluşması yaşıyoruz. Divriği tanıtım günü diyoruz adına. Burada Hüma Hatun Sokağı Divriği'den geldi. Şu anda satış standını kurmuş, ürünleri tükenmek üzere ve Divkop'un bütün ürünleri, doğal ürünleri satışa sunulmuş vaziyette. Deneze Kop spor haberlerini sunar. Evet, şimdi ise spordaki gelişmelerle devam edelim bültenimize sevgili seyirciler. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalınbay Beşiktaş maçı ile ilgili "Kolay bir maç değil, Beşiktaş'la oynuyoruz." dedi. Süper Lig'in ikinci devresinin ilk maçında pazar günü Beşiktaş'a konuk olacak Demir Grup Sivasspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalınbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Zira Türkiye Kupası'ndaki Yeni Malatya Spor maçında forma giyen oyuncular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ısınma hareketleri, pas ve top kapma çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçlı antrenmanı tamamladı. Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Apindan Goye, Marcelo, Ribalka ve Hugo Vieira idmana katılmadı.
Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Rıza Çalınbay, bir kupa maçı oynadık. Gerçekten iyi bir maç oynadık. Maçın başından sonuna kadar oyun disiplinden kopmadan oynadık. Hafta sonu oynayacağımız maç kolay bir maç değil. Beşiktaş'ta oynuyoruz. İstanbul'da oynamak çok zor. Elimizden geleni yapacağız dedi. Transfer çalışmalarını da değerlendiren Çalınbay, bir iki tane transfer yapmaya çalışıyoruz. Şu anda sadece Yasin Öztekin'i alabildik. İki tane, belki üç tane daha oyuncu alacağız ve kapatacağız. Mert Hakan Yandaş cezalı, Emre Kılınç'ın fıtığında sakatlık var. Onunki bugün belli olacak dedi. Süper Lig'de 18. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu. Sevgili seyirciler, haftanın maçı olarak görülen Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor mücadelesinde hakem Ali Şansalan düdük çalacak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre ikinci yarının ilk haftasında düdük çalacak hakemler açıklandı. 17 Ocak Cuma MK Ankara Gücü İttifak Holding Konyaspor Alper Ulusoy. 18 Ocak Cumartesi Aytemiz Alanya Spor, HES Kablo Kayseri Spor Ali Palabıyık, Medipol Başakşehir, BTC Türkiye'nin Malatya Spor Serkan Tokat, Gaziantep Fenerbahçe Hüseyin Göçek. 19 Ocak Pazar Antalya Spor Göztepe Atilla Karaoğlan, Trabzon Spor Kasımpaşa Zorbay Küçük, Galatasaray Yukata Denizli Spor Yaşar Kemal Uğurlu, Beşiktaş Demir Grup Sivas Spor Ali Şansalan. 20 Ocak Pazartesi Çaykur Rizespor Gençler Birliği Arda Kardeşler. Sevgili seyirciler, Yukatel Denizli Spor, Trabzonspor'la yollarını ayıran Onazi'yi kadrosuna kattı. Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Yukatel Denizli Spor, son olarak Trabzonspor'da forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı orta saha oyuncusu Onazi ile 1 yıl opsiyonlu 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Haluk Ulusoy tesislerinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcısı Kaan Şanlıkan, as başkan Ali Fırat ve sportif direktör Burak Özsaraç katıldı. Kulüp Başkanı Ali Çetin, belirledikleri hedefe ulaşmak için çalışmalara devam ettiklerini belirtti. Kariyerine ülkesi takımlarından My People FC'de başlayan Onazi ardından Lazio altyapısına geçiş yaptı. 4 yıl Lazio'da forma giyen orta saha oyuncusu 2016 yaz transfer döneminde 3,5 milyon euroya Trabzonspor'a transfer olmuştu. Bordo Mavili takımda 87 kez forma giyen 27 yaşındaki oyuncu 7 gol 4 asistlik performans göstermişti. DNZ Kop spor haberlerini sundu.